Sivil yapılanma dediğim şey aslında herkesin gördüğü Fethullah Gülen'in tabiriyle köpeğin ağzına vurulan gem gibidir. Ancak hususi yapılanmaya girdiğinde yine bu Gülen'in tabiriyle benim yatak odam dediği mahrem yapılanma. Ne olacaktın sen? Bir daha söyle bakayım. Subay olacağım komutanım! Kaç oldu? 0! 43. 44. Subay olacakmış. Beynini nerede unuttun? Beynini nerede unuttun? Beynini nerede unuttun? Göreceğiz. Doktor ateşi düşürerek var demiş sadece. Şimdi zahmet etmeseymiş ya. Onu ben de derdim. Kardeşim, grip olsa adam bile çıksın. Üşütmüş işte. Neyse, uyumayacağız. Sırayla bakacağız işte. Şu an bir daha sat. Sizden subay olmaz. Boşuna uğraştırmayın beni. Bırakın gidin. Neden hala buradasın? Subay olacağım komutanım! Bitirebilirsen olursun. Say! Bir! İki! Üç! Dört! Kardeşim yanlış tonu diyorum, beni dinlemiyorsunuz ki. Oho! 4 yıldır komutanları senin kadar dinlemedik Ümit ya. Sen onları aldırma kardeşim. Hadi başla. Sendeyiz biz. Hadi hadi. 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 Şşş. Elveda kuleli. 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 Neden hala buradasın? Subay olacağım komutanım! Bitirebilirsen olursun. Say! Bir! İki! Üç! Kaç oldu? 0! Say! Bir! İki!
olsa dayanamaz. Fethullahçı terör örgütü tarafından oluşturulan şok mangalarına alındım. Zorla askeri okullardan ayrılmak zorunda bırakıldım. Subay olacakmış. Sizden er bile olmaz. Daha silahına sahip çıkamıyorsun. Bugün silahını bırakan, yarın cepheyi bırakır. Sizi yemin törenine çıkaran komutan, komutan değildir. Sizden olsa olsa hain olur. Zayıf olduğumuz nokta şuydu, vatan hainliği suçlaması. Hain. Çünkü biz vatanını en çok seven olarak askeri liseye giriş yaptık. Vatanımıza sahip çıkmak için oraya giriş yaptık. Yani vatan hainliğiyle itham etmek, sen subay olamazsın demek gerçekten çok... Sana emir veren oldu mu? Daha emir almayı bilmiyorsunuz lan! Yerine geç! Sizden adam olmaz! Komutanım, bir durum arz edebilir miyim? Duran'ın canını yakarım! Devam! Say! Bir... İki... Üç... Dört, beş. Hamza. 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 Hamza.
İyi misin? Ben Hamza Kaya. Şok mangaları sebebiyle harp okulundan ayrılmak zorunda kalanlardan biriyim. Aydın! Aydın! Bırak oğlum dinlensin. Bu gece de uyku yok nasılsa. İyi misin? Söyledikleri her şeyi doğru yapıyoruz. Ne istiyor oğlum bunlar bizden? Orada belli yapacaklar galiba Ümit. Yoksa niye bu kadar yüklensinler? Ne bordo belirlisi, ne özel kuvvet Aydın. Eğitim falan değil bu. Kesin biri bizi ihbar etti. Hamza'nın başına gelenleri ne çabuk unuttun. Ya kardeşim çiziyorsun da bu tarafa gelmez o. Lan hiyerarşi mi soruyorum beyler? Hafta sonu maç efsane oldu. Beşinci kısımdakiler acayip hırs yapmışlar. Bu hafta baklavasına diyorlar. Bak o zaman ikinize de söylüyorum. Bu hafta yine akraba falan karıştırmayın. Şimdiye kadar çok ektiniz yeter. Ulan sizden iyi akrabam var lan benim. Birlikte yiyeceğiz baklavaları. Adamsın kardeşim benim. Ya bu hafta ben siz yiyin baklavaları. Niye? Annem gelecek. Ben bir onu göreyim. Ama bir dahakine söz birlikte yiyeceğiz ya. Oo! Ferah. Hamza! Bölük komutanı senin odasında bekliyor. Hakkında ihbar var. İyi de kim niye ihbar etsin bize? Hamza da bir şey yapmamıştı. Ama boş yere bir sürü disiplin cezası aldı. Liseyi bitiremiyordu az kalsın. Çocukluk arkadaşlarımız oğlum çoğu. Devremiz. Silah arkadaşlarımız. Ekmeğimizi paylaştık. Biz kime ne yaptık? Niye şikayet etsinler oğlum bizi? Benim ismim Emrah Aksoy, 11 yaşında. O dönem cemaat olarak, kendini de hizmet olarak tanımlayan yapıyla tanışmış bir kişiyim. Uzun yıllar bunun içinde bulundum. Çeşitli görevler yaptım. Otur ayakta kalma. Abi. Geçen yıl üniversite tercihi yaptırmadınız. Harp okuluna hazırlan dediniz. Şimdi de vazgeç diyorsunuz. Abi ne oldu? Hizmete karşı bir kusurum mu oldu benim? Güvenmiyor musunuz bana? Olur mu öyle şey be kardeşim? Senin için sadece çok güvendiğimiz talebelere vereceğimiz bir vazife düşünüyoruz. Bölge Talebe Mesulü BTM. Bulunduğu bölgedeki evleri idare eden, oradaki öğrencilerden sorumlu olan, giren çıkan her öğrenciden direkt veya dolaylı sorumlu olan bir şahıs. Abi... Hem biliyorsun, ben de çok istiyorum asker olmayı. Ben bunca zaman boşuna mı hazırlandım şimdi? Bak Emir, hizmette hiçbir gayret boşuna gitmez. Senin askeriye olan ilgini, sevgini sonraki talebelere aktaracaksın. Evet, hizmet belki senin gibi bir asker kaybedecek ama senden sonra gelecek bir sürü asker kazanacak.
Biri Hakan. Derslerinde çok başarılı, okulunda kabiliyetleriyle kendini belli ediyor. Eli yüzü düzgün, fiziği yerli yerinde, uzun boylu bir çocuk. Aynı zamanda da sosyal ilişkilerinde çok iyi. Okul çevresinde saygıdeğer bir öğrenci. Öğretmenin yeteneklerinden eğitim danışmanımıza bahsetmiş. Çocuk özellikleriyle Hizmet'in dikkatini çekmiş. İlgilenmeye değer bulunmuş. Çocukla ilgili bilgiler sadece okul kaynaklı da değil. Çarşıdan, mahalleden, Hizmet kaynaklarından, her yerden olumlu referanslar gelmiş. Çok akrabası yok. Olan akrabaları da kendi halinde. Herhangi bir suç kaydı veya davası yok. Ailesinin sicili tertemiz. Sorun çıkmazsa Hizmet için vasıflı olmaya aday bir çocuk. Babasını geçen sene kanserden kaybetmiş. Annesi hem çocuk için uğraşıyor, hem geçim derdinde. Ama tek başına işte. Maneviyatı güçlü bir aile. Fakat hiçbir siyasi, dini grupla ya da cemaatle temasları yok. Bu da iletişime geçmeyi ve ikna etmeyi kolaylaştırıyor. Azimli, disiplinli çocuk. Kütüphaneden çıkmıyor. Ona bu zorlu hayat mücadelesinde yardım edecek birine ihtiyacı var. En önemlisi askeri yapı. Askeri yapı birinci sırada. Yani gördüğünüz artık bir süre sonra bu meslek hastalığı gibi de oluyor. Dışarıda gördüğünüz her öğrenciyi artık bir süre sonra şey demeye başlıyorsunuz. Ya bu çocuk asker olur mu? Asker lise sınavına girer mi? Veya askeri üniversiteyi kazanır mı? Bu çocuktan subay olur mu? Bu öğrenci seçerken yetkili abilerin bize söylediği şey şuydu. Vasıf kriterleri. Vasıf kriterlerinden kasıt ne? Bir öğrencinin örgüte ne kadar hizmet edebileceği, ne kadar yararlı olabileceğiydi aslında. Sporcu da tam asker olacak çocuk. Sıkı Beşiktaşlıymış. Futbolu çok seviyor. Eğitim danışmanımız çocukla şahsen ilgilenmeni istedi. Örgütün FETÖ yapılanmasının aslında sınırsız bir bütçesi var bu işler için ayırdığı. Himmettir. Çocuğu kazanmak için sakın para harcamaktan çekinme. Temas kurabilmen için esnaftan, çarşıdan veya okuldan irtibat temin edebiliriz. Ama en doğru yöntem ilk temasın doğal yollarla gerçekleştirilmesi. Görüşürüz beyler. Sıkı Beşiktaşlı, unutma. Başkası olsa çoktan orada topu sürer giderdi. Pas vermezdi yani. Bravo sana. Takım oyunu abi. Sorumluluğunu bilen adam işte böyle oynar. Beşiktaş, unutma. Serkan gibi yani. Keşke be abi, favori oyuncum. Vay, Beşiktaş deyince de tam olsun. Ya bir öğrencinin hangi takımı tuttuğunu bilmek, bu kanattan o çocuğa angaje olmak yani bir örgütün işleyişidir yani. Adam olacak çocuk kendini nasıl da belli ediyor ama. Bak ne diyeceğim. Gel sana bir şeyler ısmarlayayım ben. Hadi hadi çekinme. Çağır arkadaşlarını da. Şey, hepimize mi? Hepinize. Emir ben bu arada. Ne demek yapmayacağım? Kalırız oğlum. Çocuklar, sessiz. Bırak yeter ki ders için tartışsınlar. Emir abi.
Ne oldu oğlum? Hayırdır? Abi, ödevimiz vardı. Birlikte yapacaktık. Yapamayınca bırakıp gitti. Ver bakayım nerede takılmışsınız? Şimdi cemaat denilen yapıda özellikle ortaokul öğrencileri çok önemli. Örgüt size olması gereken mahrem yapıda yapılabilecek, yapılandırılabilecek öğrencileri aslında yetiştirmenizi istiyor. Ve bunları aramanız için size argümanlar veriyor. Aa, abi böyle ne kadar kolaymış. Sen nereden biliyorsun bu konuları? Biz de geçtik abim sizin sınıflarım. Sana yardım ederim ama tek bir şartla. Bana çalışmayı neden bu kadar çok sevdiğini söylersen. Okuyup annemi rahat ettirmek için abi. Sen özel bir çocuksun Hakan. Ve başarılı olmayı da hak ediyorsun. Olacağına da eminim. Diyor ki benim dershane öğrencilerimden veya bana bağlı öğretmenlerden aldığım argümanlar da bu milli eğitimde çalışan öğretmenler olabilir. Farklı dershanede çalışan öğretmenler olabilir. Doğuda yaygın okuma salonları, gençlik merkezi gibi temas edebileceği her öğrenciden bilgi topluyor. Bu bilgi toplamasındaki maksat aslında kendisinde bir argüman oluşturmak. Yani bir eleme kriteri geçiriyor. Bu yapıyı nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Ama TC kimlik numaralarına varana kadar, aile bilgilerine varana kadar her bilgiye ulaşıyorlar. Tabii bu temin etme neticesinde size merhaba işte biz bu cemaatiz ya da kendi tabirle biz hizmetiz. Gelin işte bizle beraber ders çalışalım, şunu yapalım diye bir işe girişilmiyor. Orada bile daha ilk aşamada tedbir olarak başlanıyor ve siz ortaokul son sınıfa kadar neredeyse Fethullah Gülen veya bu yapıyla alakalı hiçbir şey bilmeden gelip gidip evde sadece ders çalışan birisiniz. Ben de bu şekilde girdim. Esnafa bizi sorabilirsiniz. Allah rızası için Hakan gibi zeki çocukların hak ettikleri yerlere gelmesine vesile olalım. Bu zaten bize yeter. Çocuğunuzu başkasına emanet eder misiniz? Veya kardeşinizi başkasına emanet eder misiniz bilmiyorum ama bu kişilerle kurduğum diyalog sonrasında başkasına emanet etmekten ben de çekindim. Çünkü güç yanlış ellerde olduktan sonra yanlış kullanılabilir. Gidin şu kaldırımdaki çimleri yolun. 5 dakika sonra koşuya devam. Marş marş! Emredersiniz komutanım. Ulan hava 35 derece. Şu havada biz yaptıklarına bak. Ben bununla bir daha koşarsam sağ çıkmam kardeş. Yeter. Şu halimize bakın. Asker miyiz, düşman mı belli değil. Tazminatsa tazminat. Bırakıyorum ben. Ya oğlum. Ahmet. Dur bir dur. Ben de bırakıyorum. Yeter benim yüzümden çektiğiniz. Seninle ne alakası var Hamza? Ulan hepimiz aynı durumdayız. Hem tazminat. Tazminatı ne yapacaksın oğlum?
Delirme oğlum. Bırakma kendini. Hayalimiz lan bu bizim. Bende hayal edecek güç kalmadı. Babam zorlanacaksın dedi. Askerlik zor dedi. Dinlemedim. Ailemizin yüzüne nasıl bakarız Hamza? Ne deriz oğlum? Benim babam da subaydı. Çocukluğum boyunca emir aldığı subaylara özendim. Ben buraya babamı gururlandırmaya geldim. Ben Türk ordusunda şerefli bir subay olacağım. Buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz. Sınavlar için kolay kısmı. Sen ne olmak istediğine karar ver, iş çalışmaya kalsın. Bir hayalin var mı? Var abi. Hı. Neymiş peki? Doktor. O çocuk fıtrat olarak asker olmaya uygun değilse bile baskı ve sindirmeyle bu çocuğu asker yapmaya yönlendiriyor. Yani hiç müzik yeteneği olmayan bir öğrencinin banda okuluna gittiğini düşünün yani. Çocuğun ne istediği teferruat. O kısma takılmayın. Onu doğru yola yönlendirmek sizin işiniz. Çocuğu ne kadar iyi tanırsanız o kadar iyi yönlendirirsiniz. Bir ildeki sivil ve mahrem öğrenci çalışmalarının başındaki kişi eğitim danışmanıdır. Aslında örgütün alt tabanını hazırlayan, organize eden ve sistemli çalışan kısım eğitim danışmanlarının önderlik ettiği eğitim tabanıdır. Bak Hakan, babanı kanserden kaybettin. Anlıyorum. Bir an önce çalışıp annene bakmak istiyorsun. Ama doktorluk masraflı iş. Asker olsan öyle mi ya? Hem işin garanti hem devlet sana bakıyor. Sen bence bunu bir düşün. Bak. Bu tam havacı işi. Aynı Tapkan'daki gibi. Çocuğu yönlendirmek sonraki iş. Önce size saygı duymalı. Duymalı ki fikrinize hürmet etsin. Çocuğa karşı her zaman özenli olun. Karşısına özensiz, çorapsız çıkmayın. Çocuğun istediğinden ziyade gerekli kriterleri karşılayıp karşılamadığına bakın. Yüzlerinde yara izi var mı yok mu? Boyları askerlik kriterine uygun mu? Zekaları kıvrak mı? Laf dinliyorlar mı? Ortalığa fark ettirmeden renk körlüğü testi bırakın. Ama siz bir şey sormayın. Çocuğun sormasını sağlayın. Bir bahaneyle ellerine ayaklarına bakın. Düz tabanlık falan olmaz.
Çocuğun kriterleri tutsun. Onu askerliğe yönlendirme kısmı kolay. Çocuklara izletilen sinema filmleri bile uygun ortamlarda, örnek veriyorum, bir öğrencinin sahip olamayacağı sinevizyon cihazlarıyla, bilgisayarlarla beraber setup kurulur. Çocuğun evde sinema izlemesine vesile olunur, değil mi? Bu cezbedici bir şey. Çocuklara burada filmler izletilir. Ama izletilen filmler gene anlamlı. Yani genelde askeriyeye özendirme yapılan filmler izletilirdi. Dev ekranı çok acayip oluyormuş. Savaşın içinde gibiydim. Asker gibi hissettim kendimi. Ben de asker olacağım. Emir abi, Osman gelmeyecek mi artık? Son iki dersleri yok da. Yeter ki maneviyatları sağlam olsun. Ha, bu konuda çok katı, bilgili olmamalı ki hamur gibi olsun, yoğrulsun. Bir sorun mu var Emir? Abi, Latif yok ikidir. Ben merak ettim de. Artık gelmeyecek mi? Yani bir sorun mu var? Latif başka bir grupta hizmet verecek. Fakat örgüt sizi her anlamda değerlendirmek istiyor. Etinden, sütünden faydalanmak istiyor. Sizi değerlendirebileceği her noktada değerlendirmek için harekete geçiyor. Örgütün kişi üzerinde tek bir planı yok. B, C, D ilerleyebilir. Alternatifleri çok fazla. Askeri okula uygun olmayan öğrenciler kendilerini kullanabilecekleri yerlere kanalize ediyorlar. Bak aslında soruda da belli. Birçok faktör var bu cevap bulabilmen için. Analiz, sentez, diyalektik. Ama sen ne yapmışsın? Aşık. Abi, hayırlara vesile. Seni ve çocukları ziyarete geldim. Buyur abi. Abi de ders veriyor ama benim gibi değil. Onun dershanesi var. Şimdiki aklım olsa öğretmen olacağıma asker olurdum. Bence mesleklerin en şereflisi askerlik. Siz büyüyünce ne olacaksınız? Asker. Siz başını vermeyen askerin öyküsünü biliyor musunuz? Peki 14 yaşında 10.000 hadisi ezbere bilen kim? Başını vermeyen askere anlatırım. Ama 14 yaşında 10.000 hadisi ezbere bilen kişiyi sen araştıracaksın. Anlaştık mı? Çünkü Fethullah Gülen kim olduğu başta anlatılmıyor. Burada bir gizem, bir sır perdesi gibi gösterildiği için bu öğrencinin bunu merak etmesi sağlanıyor. Abim, erkencisin, daha bir saat var. Yalnız konuşmak istedim abi. Ne oldu? Bir şey mi canın sıkıldı? Bir şey mi ihtiyacın var? Abi, ben düşündüm. Asker olmak istiyorum. Herkes istiyor adam. Ama sınavları falan biraz farklı biliyorsun. Zorlu bir mücadele bu. Çok çalışman gerekecek. Emin misin? Ben sana yardım ederim. Sınavları da kazanırsın, asker de olursun. Ama her söylediğim şeye harfiyen uyacaksın. Anlaştık mı? Güzel. Hadi. Gel bakalım. Abi ben yardım edeyim. Tamam kardeşim, sağ ol. Alayım abi, abi gel, önemli gel, değil. Gel kardeşim, hadi gel. Hadi. Çocuk eğer askeriyeyi tercih olarak düşünmüyorsa, bu filmler neticesinde bir süre sonra ya neden olmasın, askeriye de çok güzel iş yapılabilecek, meslek güzel bir meslek diye artık çocuk bunu kanıksamaya başlıyor. Ve bir süre sonra askeriye sınavlarına girmek için o da arzulu oluyor.
Emir abi nereye gidiyoruz? Yani ben ne dersem onu yapacaktım. Daha şimdiden başladın abim soruları. Söyle bakalım. 10.000 hadisi ezbere bilen kimmiş? Bakabildin mi? Şey, baktım da bulamadım abi. O zaman daha gençlik yıllarında koca profesörlere evrim yalanı hakkında konferans veren alim kim? Bak bakalım bulabilecek misin? Tamam abi. Öğrenci tabii ki bunu merak ediyor. Silahlı kuvvetlerine gireceği hedeflenen öğrencilerin zaten hepsi sınava girmeden önce de cemaate yakın bir doktor varsa o ilde buraya götürülüyor. Burada sanki silahlı kuvvetler sağlık mülakatına girmiş gibi bütün kontrolleri yapılıyor. Sağlık mülakatında eğer bir sıkıntısı olmayacağı tespit edilirse, yani vasıflı olacağı artık gündeme geldiyse, bu sefer aileye bakılıyor. Anne, ben asker olacağım. Aa, o nereden çıktı oğlum? Ay, o kolay mı öyle? Hem senin annen başörtülü. Almazlar seni askeriyeye. Yalan mı? Ordu evine bile almıyorlar sonuçta. Ablanın söylediği doğru. Öyle bir problem yaşayabilir. Ama önemli olan Hakan'ın ideallerinin peşinden koşması. O başarılı olsun da gerisi bir şekilde halledilir. Mesela annesi başını açarak resim çekilmesi gerekiyor. O dönemde de başörtülü bir resim Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, evet, mülakatlarda bir problemdi yani. Bu gerçekti. Zaten bu gerçeklikler konuyu buraya getiriyor. Vasıflı öğrenciler şu şekilde, bir sağlık problemi yok. Kendileri derslerinde de başarılılar. Ailelerinde bir problem yok. Askeri okula girerken ailesi, annesi başı açık resim çektirmeyi kabul etmiş. Veya zaten ailesi başörtülü olmayan öğrencilerden seçilmiş. Ve en çok dikkat edilen konu da bu okula girdikten sonra cemaatle irtibatını devam ettirir mi? Acaba kısacası bize yamuk yapar mı yapmaz mı? Bu konuya çok dikkat ediliyor. Vasıfsız öğrencilerde sağlık problemi olabilir, ailevi sıkıntıları olabilir. Ailesi sadece bu örgüte işte çocuğun ders çalışmak maksadıyla göndermek istiyordur. Yani dediğini kabul etmeyeceği az çok kestirilebilir, tahmin edilebilir. Vasıfsız öğrencileri daha sonra hani ortaokulu 3. sınıfa geldiğinde vasıflı öğrencilerden ayırıyorlar. Daha sonra ailede bu cemaatin okulu veya kursuna gitmiş anne, baba veya işte oralarda daha önce bir şekilde bulunmuş kişiler varsa bu da vasıflı olmayı engelliyor. Kardeşim, öldürme şunu yüzünü, hadi. Hadi Hamza, hadi. Hamza. Hamza, iyi misin kardeşim? Aydın. Kardeşim, iyi misin? Ayağını mı burktun? Aydın. Aydın.
Yine mi beceremedin hain herif? Komutanım. Sen bu kafayla daha çok sürünürsün. Komutanım. Çopur! Sana yardım et denildi mi? Sen daha emir komuta nedir öğrenemedin. Senin kafan yerinde değil. Sen beynini nerede unuttun? Sen devam et. Emredersiniz komutan. Sen gel buraya. Gel buraya. Harbiye adayı döner. Al şu sopayı, vur kafasına. Yani çok mangası nedir? Çok mangası kendi bölüğünden ayrı işkenceye maruz bırakılacak insanlar mangası aslında. Sor. Beynini nerede unutmuş? Beynini nerede unuttun? Yüksek, daha sert. Beynini nerede unuttun? Devam. Beynini nerede unuttun? Bir daha. Beynini nerede unuttun? Bak. Beyni olmadığı için cevap veremiyor. Kısa devre yapmış. Niye? Beynini Nizamiye'de unutmuş çünkü. Vur! Sor! Beynini nerede unuttun? Beynini nerede unutmuş? Beynini nerede unuttun? Nizamiye'de unuttun komutan. Devam! Beynini nerede unuttun? Beynini nerede unuttun? Devam! Beynini nerede unuttun? 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 Şok mangasındakiler olarak direniyorduk ve bunu kabul etmiştik. Ne olursa olsun bırakmayacağız diye. Bakın, bu ülkenin düzgün doktorlara, düzgün mühendislere de ihtiyacı var. Hem askerlik senin fıtratına da pek uygun değildi. Böylesi daha uygun oldu. Hadi bakalım. İş tersine dönüyor. Vasıfsız öğrencilere nasıl sınavı kazandıramayabiliriz gayreti başlıyor. Aynen birkaç kişinin bir yerde oturup işte biz bu adama nasıl sınavı kazandırmayalım diye oturup böyle düşündüğünü varsayalım. Ki öyle oluyor zaten. Bu sefer ona askeriyenin kötü olduğunu, ona uygun olmadığını, çocuğun dersleri iyi olabilir çünkü. Hani herkes dersleri orada öğrenip yükselmiyor. Zaten çoğu dersleri iyi çocuklardan seçiliyor. Özellikle vasıflı olması ümit edilen öğrenciler bu şekilde seçiliyor. Ne haber? İyi, sen? İyi ben de. Ders çalışmayacak mıydık? Nereye gidiyorsun? Emir abiyle konuştum. Eve gidiyorum ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Abi şey, ders çalışmayacak mıydık? Nereye gidiyor? Artık bizimle çalışmayacak. Annesi katiyen başımı açmamışmış. Abi, ya benim annem de başörtüsünü açmazsa? Annen senin geleceğini düşünmüyorsa ben ne yapayım Hakan? Yazıklar olsun ya. Ülke ülke değil ki. Müslüman çocuğunu askere almamak için her şeyi yapıyorlar. Sanki peygamber ocağı değil de. Tövbe tövbe.
Abi o kadar çalışıyoruz. Boşuna mı uğraşıyoruz? Neyse abiciğim, biz çalışmamıza bakalım. Sonuçta annen bunca emeğinin boşa harcanmasına izin vermez herhalde, değil mi? Ne yaptın bakalım? Şu sorduğum soruya bakabildin mi? Hani şu evrim yalanıyla ilgili konferans veren. Baktım abi, Fethullah Gülen'miş. Fethullah Gülen'in kim olduğunu öğretildikten sonra da zaten Fethullah Gülen'in Minberden Yükselen Ses diye bir vaaz serisi var. Bu hutbelerin şöyle bir özelliği var. Bu hutbelerin her birinde bir tane sahabenin hayatını anlatıyor. Genelde savaş kahramanlıkları, işte Asım bin Sabit olsun, yaşamış sahabeler. Biliyorsun bunlardan kimseye bahsetmek yok. Hele ki orduya girdiğin zaman asla. İyi de abi, kötü bir şey söylemiyor ki. Sen sahabelerden Ebu Nuayman'ın hikayesini duymuş muydun? Peygamber Efendimiz hicrete giderken onu Mekke'de müşriklerin arasında bırakıyor. Ebu Nuayman Mekkelilerin arasında tedbir yaparak onlarla beraber yaşıyor. Müslüman olduğunu ilan etmiyor. Daha sonra öyle bir şey yapıyor ki Bedir Savaşı'na giderken Yahudilerle kafirlerin arasını bozuyor ve Yahudilerin Bedir Savaşı'na gelmemesini sağlıyor. Şimdi bunların zaten maksadı askeri okula girmek olduğu için, hani yönlendirmek olduğu için esas maksat. Anlatılan hadise farklı kaynaklarda farklı şekilde de geçiyor. Tam da gerçekte örgütün anlattığı gibi olmayabilir. Bence sen de Ebu Nuayman gibi çok büyük bir savaşçı olacaksın. Hizmetin ordu içindeki gizli silahı sen olacaksın. Hatta bence biz bundan sonra aramızda sana Numan diyelim. Bu kod isim öğrenciye verilirken de, abisine verilirken de çok güzel uyutma yöntemi kullanılır. Sen hizmet ediyorsun, sahabe şuuruyla hizmet ediyorsun. Sen evini öğrenciye açıyorsun. Artık sen bir sahabe evisin, evini açan bir sahabesin. İbnül Erkam, işte Erkam'ın evi. Sen artık Erkam olsun senin adın derler ve o çocuk Erkam abi olarak anılır. Ama sonradan fark ediyorsunuz ki bir ajan yetiştirmişsiniz. Bir ajan gibi yetiştirmişsiniz. Kendiniz de ajan olmuşsunuz. Abi, gerçekten Ebu Nuayman gibi olabilir miyim ben de? Çok çalışırsan, Allah da yardım ederse inşallah. Ama önce orduya girebilmen gerek Numan. Numan. Bıraksak ne olacak lan? Ekmeklerine yağ süreceğiz. Yok kardeş. Ben bunlara inat subay olacağım. Bırakırlarsa oluruz. İnanmıyorsanız bırakalım o zaman. Ha? Yakalım bütün emeklerimizi. Hayallerimizden de vazgeçelim. Bırak lan o zaman. Bağırma Ümit. Tamam Aydın. İstesem de bırakamam zaten. Bizimkiler tazminatı tövbe ödeyemez. Keşke tek mesele tazminat olsa. Benim babam yüzüme asla bakmaz oğlum. Evdekiler bana komutanım diyor. Benim babam bana komutanım diyor.
Çürük derler oğlum adamı. Şeye bak ya. Şu konuştuğumuz şeye bak. Bunca yıl emek verdim oğlum ben. Subay olacaksınız ha? Subay dediğin düzenli olur. Şu halinize bakın. Her yer çöp. Harbiye adaya çapur. Çadır temizliği yapıldı komutanım. Çekil. Sen bana yalancı mı diyorsun? Hayır komutan. Bu ne? Çöp! Çöpsünüz oğlum siz. Bu ordunun çöplüğüsünüz. Hatta bundan sonra kampın çöpü siz olun. Herkes bundan sonra çöpünü bu çadıra atacak. Bu kampın çöpü artık burası olacak. Bu bir emirdir. Haydi! Neden asker olmak istiyorsun Hakan? Heyecanlanmana gerek yok. Sakin ol. Vaktimiz var.
Vatanıma yararlı olmak için komutanım. Gel bakalım. Bir kağıt seç, bize ne demek istediğini açıkla. Sessizce oku bakalım bize. Dar kafalı olmak ne demek? Anlat bakalım. Dar kafalı olmak... hayata at gözlüğüyle bakmak demek. Yani geniş düşünememek komutanım. Bakana söyler misin lütfen? Kıvırarak yaparsan abdest aldığın anlaşılır. Sporcular gibi yukarı çekmeniz. İronik olan şey şu. Sanki çocuk askeri okul heyetindeymiş gibi heyete girer, karşısına bir heyet çıkar. Bu örgütün işte belirli daha önce bu işlerde tecrübe sahibi kişilerce çocuk bir mülakat sandalyesine oturur, sembolik yapılır bunlar. Karşısında iki veya üç tane abisi vardır. Daha önce gördüğü, görmediği bu işlerde, mahrem işlerde yetkili ve tecrübe sahibi insanlardır. Yani örnek mülakat soruları sorulur bu çocuğa. Tam olarak birebir simülasyonu yapılır, örneği gerçekleştirilir. Çocuk burada eksik noktalarını fark eder. Rahatlığı veya vermesi gereken cevaplar, hazırlık soruları gibi. Bunun sonucunda çocuğa geçer veya kalır gibi notlar verilir ve geçebileceği şekilde çocuğun eğitimine devam edilir. Aslında bu da çok acı bir şey. Tedbiri bir an bile aklımızdan çıkarmayacağız abiciğim. Yoksa konuştuğumuz bir meselede dahi hata yapabilirsin. Abi heyecandan oldu ya. İnsan görünüyor biliyor musun? Bir de öyle dalgınlığıma gelince abdest alır gibi sıvadım paçaları. Sen asker olacaksın. Bazen küçük bir hata hayatına bile mal olabilir. Yani sonra böyle kaptırırsın işte paçayı. Bak seni tanıştıracağım abi de geliyor. Bu abi ne derse harfiyen yapmanı istiyorum. Tıpkı ben söylemişim gibi. Anlaşıldı abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Talebe mesulü. Mahrem konuyu yukarıya ileten EBT mi? Torpil olsun, sınav sorularıyla ilgili yapılabilecek bir şey varsa imkanlar dahilinde. Bunları da sağlayan şahıs bunları EBTM vasıtasıyla iletiyor. İl imamı örgütün ildeki temsilcisidir. Mahrem faaliyetleri de daha ziyade eğitim danışmanı takip etse de il imamı o ildeki örgütün tüm faaliyetlerini temsil makamında koordine eder. Burada gördüklerini kimseye anlatmayacağına yemin etmelisin. Allah hakkı için burada olanları kimseye söylemeyeceğimi Kur'an üzerine yemin ederim. Kur'an-ı Kerim el bastırılıyor, sorular direkt veriliyor.
Çok vaktimiz yok. Bir an önce ezberle. Himmettir. Kıymetini bil. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Emaneti teslim etmeye geldim. Sınavdan sonra görüşürüz zaten. Ne oldu? Niye çağırmışlar seni? Konuşmak istemişler. İşin ilginç yanı 50 tane soru var. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girerken 50 sorudan 10 tanesi falan bilerek yanlış veriliyor. Tam yapmasın diye, tam çıkartmasın diye. Çok iyi puan Numan. Bu kadarını ben bile beklemiyordum. Emir abi, pilot olurum değil mi? Ne diyorsun Numan? Bu puanla istediğin her şeyi olursun. İster karacı, ister havacı, ister denizci. Önünde 3 tane mülakat var. Biz üçünü de deneyelim. Bu size çok yakışır. Ah, hoş geldin oğlum. Nasıl geçti mülakatın? Kötü geçti. Neden kötü geçti? Ne oldu? Sen biliyorsun neden olduğunu. Oğlum. Ay, kusura bakmayın, hemen paketliyorum. Buyurun. Kolay gelsin. İyi günler. Hallettin ha? Çok şükür abi. Belki pilot olamayacağım ama çakı gibi asker olacağım. Dur bakalım, hemen vazgeçme öyle. Kim bilir, belki de kara havacı olursun. Helikopter kullanırsın. Değil mi? Hadi bakalım, gidelim. Anne! Kazandım anne, kazandım. Ah. Aferin oğlum, aferin.
Allah Allah. Ne oldu bu suratınızın haline? Hakan askeri okulu kazandı. Emeklerinin karşılığını aldı çok şükür. Çok şükür. Ne oldu? Yani kutlama yapacağınıza neredeyse ağlayacaksınız. Bilmediğim bir şey mi oldu? Yok abi. Bir yere gideceğiz demiştin sen. Doğru. Gideceğiz. Hadi gidelim o zaman hadi. İnsanları ikna edip kandırırken İslami argümanları kullanarak motivasyon sağlasa da amaçlarına ulaşma konusunda insanların karşısına İslami kurallarla ilgili engeller çıktığında, mesela başörtüsüne teferruat dediklerindeki örnekte olduğu gibi Allah'ın koyduğu kuralları eğip bükmekten çekinmiyordu.